Qasımcanım əllərin dərd görməz. Qız, nəydi sənin adın? Heja. Heja. Nə qədər gözəl bir isim, deyilmi? Öyləmi? Nərdən anladın? Biliyorsun nə anlama gəldiğini. Yox, qarıcım, ben nə anlayayım Kürtçədən? Yani zaten Kürtçə bir kəlmə dedi. Onu anladım da kulağa hoş geldi gibi geldi bana. Ah canım. Heja değerli demek hanım. Ah, öyle mi? Bak gördün mü? Doğru bilmişim ne kadar değerli bir kelimeymiş. Heja, sana adının anlamını soran oldu yoksa mı yok? Olmadı hanımım. O halde sadece sorulana cevap ver. Göz teması kurmadan ve kısık sesle. Baba afiyet olsun bu arada. Senin adın neydi? Dilber. Dilber, güzel. Seninki? Ben balım ağam. Balım. Gülkan, ya Habib. Ne yapıyorsun, yoklama mı yapıyorsun? Yok Afet. Yani artık aynı evi paylaşacak. Atlarını falan öğrenmek mi ya? Allah Allah. Bu mesele de ama mesele oldu canım. Yeter. Möhteber. Bir bak hele. Sağ düğüm sağ, benim bir numaram. Ben senin artık bir numaram değilim. Hatta ben senin son numaram bile değilim. Abo. Sen bana kırgındın değil mi? Ne oldu, ne yaptıydım ki ne ben sana? Ha. Hayallerini yıktıydım değil mi? Vallahi çocukların önünde konuşturma beni ha. Çekinmeyin canım, konuşun. Da. Baba bu azaylık... O mevzu kapandı benim oğlum ama ananın yarası kapanmamış biliyor musun? Bambık Leyli'nin bambık kalbini kırmışık. Yazık. He, bir de maytap geçiyorsun değil mi? He ağam, bak bu hiç olmadı. Hem Möteber ablamın hayalleriyle oynayacaksın hem de maytabını geçeceksin. Ya Möteber ablam gibi bir insana bu yapılır mı? Möteber ablam gibi bir kadına bu yapılır mı? Möteber ablam gibi bir hanıma ya. Möteber ablam gibi bir ağa kızına. Aziz'e durdur sana. Hey oğlum, hey, hem de yanaşmalarına bu çoluk çocuğun gözü önünde. Hiç yakışık almayı. Kızım size ne oluyor böyle? Yangına niye körükle gidiyorsunuz ki? Hay benim yangınımın körüye ihtiyacı ne yok. Sen zaten yaktın beni. Abartma istersen Möhteber. Möhteber. O batırdığın gemilere bakmayı bırak da... dön biraz benim yüzüme bak. He, belediye baksın sana. Ben artık bakmıyorum. Oh. Hey! Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Möhteber? Benimle ne biçim konuşuyorsun böyle çoluk çocuğun önünde? Neyi hak ediyorsan öyle konuşuyorum. Bundan sonra bile. Kızım sen utanmıyor musun benim karşımda böyle saygısızca konuşmaya? Sabahtan akşama kadar afra tafra mı yapacaksın karşımda? He! Beğenemedin mi? Beğenemedim! Ben bütün gün bu konakta senin o bet suratını çekecek değilim. He! Ben de senin o bet suratına pek bir meraklıydım değil mi? Meraklı değilsen. Ağamla kapı orada. Çek git. Allah Allah. Defol git, gözüm görmesin seni. Madem reislik benden daha mühim, madem sen reis olmak istiyorsun, ağamla git. Kime reis olursan ol, nerede olursan ol ama benden uzakta ol. Anladın mı? Defol git şimdi. De haydi. O halde ben de gidiyorum, senden uzak oluyorum emin. De haydi. De haydi. Yayın. Biz niye Möteber ablamın peşinden gidiyoruz ki? Hazır bak ne güzel ağamda bozuşmuşlar. Dönülmez bir yola girmek üzereler. Bırakır mısın? Dönmesinler diye güdük. Gidelim Möteber ablanın ateşini harlayalım ki öfkesi sönmesin.
Ay Asiye, sen ne hingarsın ya. Sen bak kız. Ay. Ne oldu? Ha niye geldiniz? Ha yenilgimi kutlamaya mı geldiniz? O ne demek öyle Möhteber abla ya? Tam tersine. Biz senin ağam karşısındaki zaferini, onun karşısındaki dimdik, onurlu, güçlü bir kadın gibi duruşunu tebrik etmeye geldik. Ya, ya hakikaten Möhteber abla, ama nasıl öyle çat 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 yapıştırdın lafları? Helal olsun, çok imrendim sana. Ya neye imrendin Ayşe? Ha 3 günlük yalaşmaların önünde beni yerin dibine soktuğuna mı? Yoksa konaktan kovduğuna mı? O seni kovmuş olabilir. Ama sen kendini ezdirmedin. Onun karşısında onurlu ve başın dik. Ha böyle durdun güçlü kadın gibi. He durdum. Ama ben konağa nasıl döneceğim ki şimdi? Aya! Möhteber abla, niye sen nasıl döneceğini düşünüyorsun? Bırak ağam seni döndürmeye çalışsın. Ay Ayşe, salak salak konuşma yine ya. Ya ağam bizi hangi vakit geri döndürmeye çalıştı ki şimdi döndürmeye çalışsın? Ama o zaman ezik karılardık. Ayağı yere sağlam basan karılar değildik. Ama şimdi öyle mi Möhteber abla? Artık güç sende. Artık güç senin Orkun'da. Ama ağam Orkun'da değil ki. O da olacak Möhteber, o da olacak. Biz ne dedik? Ağam güçlü karıları sever dedik. Ya şimdi ne yapacağız ki ne? Ağama inat. Boş kanadayı olacağım. Sen hele bir başkan ol, gör bak bakalım o kalender ağa nasıl da pişman olacak. Nasıl da senin arkanda permame olacak. Ya permame olmazsa, ya beni boşarsa. Möhteber, Möhteber. Sen balık ayağıma yersin ama ayağım ıslanmasın istiyorsun. Boş ver, boşarsa boşasın. Yetti be artık. Biz de onu boşarız. Bizim zencerlerimizden başka kaybedecek neyimiz var ki Möhteber? Biz bize yeteriz Möhteber abla. Kumaların sağ yeter. Ağamız beni boşarsa artık kuma olmayayım ki ben. Evet. Kuma olmazsak bacı oluruz. Artık bizi hiçbir kuvvet ayıramaz Möhteber. He aşağı. Bizi o an bir araya getirmiş olabilir. Ama bizi ayırma onun gücü bile yetmeyecek. He. Ay canlarım benim. Ay bacılarım, bacılarım. Ben sizi boş yere sevmemişim. Abla karı boğulu. Möhteber. Möhteber. Artık ağlamak yok Möhteber. Artık ağa zulmüne karşı tek yumruk olmuş kumalar var. Elleri göreyim elleri. Kumalar. Haydin o zaman gidip ağamıza resmimizi çekelim. Gazamız mübarek olsun. Pilavdan dönelim koş yukarı. Hepinize afiyet olsun. Baba sen hiçbir şey yemedin ki. Ben yiyeceğimi çoktan yemişim benim kızım. Ağam! Ne oldu Möhteber, sen yetmedin mi? Yetmedim. Sana da boyun eğmedim. De git Möhteber. Benim sinirlerimi tepeme çıkarma. Zaten yorgunum. Ağam! Bak ben senin çok vaktini almayacağım. Ben... kararımdan caymaktan caydı. Hani bunu bil isterdim. Ne? Yani kararımdan caymadığımı söylüyor. Adayım. Öyle mi? Öyle.
ben yolumdan dönmeyeceğim. Bana güvenip yola çıkanları da yarı yolda bırakmayacağım. Ha beni bırakıyorsun yani, öyle mi? Sen kararını vermişsin Möhteber. Artık neticelerine de katlanıyorsun. He, bizim kararımız kesindir ha. Sizin mi? He. Ne diyorsun bakayım Ayşe? Beni çiğnir mi yani Asiye? De hele. Ya benim mevkide, makamda asla gözüm olamaz. Ben bir başkanlık uğruna hiç seni terk eder miyim? Peki sen Asiye? Aa. Am. Sen beni bilmez misin? Benim için en güzel makam ha buraya dur. Demek öyle. Yazıklar olsun. Sizi gidi koca yancısı. Sizi gidi dönekler. Ağır ol Möhteber, ağır ol. Öyleyim. Bak, senin dönek dediklerin doğru yolu buldular. De haydi, sen de bakalım. Bu yanlıştan dönücün mü, dönmücün mü? He, bu vakıttan sonra o anda buradan beyine kessen. Dün mü? Ha. Yani illa seni boşuyum diyorsun yani. Öyle mi? Yok ağam. Sen hiç zahmet etme. Ben seni boşayacağım. Duydun mu? Ben seni boşayacağım. Hadi sağlıcak makam. Elveda, kalender. Aşkım uğruna gurbet ellere düşerim. Ben inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Möhteber anne resmen babamı boşayacak. Karıcığım resmen boşayamaz. Resmen boşayabilmesi için resmi olarak evli olması gerekir. En fazla 3 talakla boşayabilir. 3 talak ne ya? Şimdi anamla babam imam nikahıyla evli oldukları için 3 defa boş ol, boş ol, boş ol demesi lazım. E tabii onun da babamın demesi şartıyla. Hazarcığım. Möhteber anne içeride eşyalarını hazırlıyor. Tamam mı? Evi terk edecek. Sen buna mı taktın yani? Ya benim anlamadığım sen niye buna bu kadar fazla takılıyorsun? Möhteber ana senede 2 kere düzenli olarak evi terk eder. Sonra da geri gelir. Ya bu bizim ev için rutin bir şey sevgilim. Bu sefer çok ciddiydi. Karıcığım her seferinde öyle görünür merak etme. Yani biz buna alıştık. Sen de alışsan iyi edersin.
Aa, ben alışamam Hazar, ben alışamam. Ben şimdi gidip Möhteber Ana'ya ikna edeceğim. Ya da Kalender Babam'la konuşacağım, evet. Karıcığım bak sakın, sakın Möhteber Anam'ın yanına gidersen yemin ediyorum bütün acını senden çıkarır. Sonra oğlan sana olur demedi deme. O zaman Kaan abim bir şey yapsın. Annesi evi terk ediyor ya. İnan bana şu an en sakin ve dingin kişi Kaan abim. Öyle bir şey mi olur Hazar? Sevenlere barıştırmak lazım. Sevenler mi? Vallahi karıcığım, anamları bilmem de babamın hiçbir karısını sevmediğine eminim ben. Ne dedin sen? Ben şaka yaptım karıcığım. Hani babam hep öyle diyor ya, ondan diyeyim dedim. Bu işin şakası yok Hazar. Bu işin şakası yok. En büyük kaynanam evi terk ediyor. Ben böyle elim kolum bağlı oturamam. Ya karıcığım çok şükür diyeceğine, darısı diğerlerinin başına diyeceğine sen burada kendini paralıyorsun ya. Hazar, canım benim. Ben bu evin yeni geliniyim. Kaynanası yeni gelin mi olur ya? İki tane daha var, onlarla idare edersin, bir şey olmaz. Ben idare edemem, ben idare edemem. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Möhteber anne ikna edecek birilerini bulmaya. Allah Allah, adios. O da demiş ki, böyle yaparsanız buraya kimse gelmez. Ben inanamıyorum ya size, gerçekten inanamıyorum. Hayırdır kız, neyimize inanamıyorsun? Neyiniz olacak? Burada oturup keyif çayınızı içiyorsunuz. Oh, afiyet olsun. Ya ne içecektik? Ayran mı içecektik? Kız Allah kahretmeyin seni. Ben ayrana tövbeliyim. İçmem ayran falan. Ya ne ayranından bahsediyorsunuz siz Allah aşkına? Möhteber anne içeride eşyalarını hazırlıyor. Ama siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hemen. Vallahi Bella yengem doğru diyor Nazgül. Hadi git de anama yardım et. Gelinisin sonuçta. Ayo. Ya delirtmeyin insanı ya. Ben onu mu diyorum? Yardım etmeyin diyorum. Vazgeçirin diyorum. İkna edin de gitmesin diyorum. Nazgül, bu kız ne anlatıyor? Diyor ki gitmemesi için ikna... Ne? Kız sen delirdin mi? Ben canımı sokakta mı buldum? Yaralı aslanın yattığı yere gideyim de üstüme saldırsın. Felekimi şaşırsın man. Oldu. Tamam. Ama yaralı aslanı iyileştirmezseniz o zaman sonuçlarını da katlanırsınız. Ya yenge ne sonucu, ne aslanı, ne hayvanı, hayvanat bahçesi burası ya, vallahi Allah. Allah'ım ya, değil ya mi? Sabır alam ya, sabır. Şimdi bir düşünün bakalım, ha bir düşünün. Möhteber annem gibi dişi bir aslan güçten düşerse, hatta yuvasını terk ederse neler olur? Diğer dişi aslanlar size neler yapar? Ne yapar kız? Çok heyecanlı oldu. Anlatsana ne yapar? Kaan. He. Doğru söylüyor. Bir belgeselde izlemiştim. Derler ki erkek aslan yuva kurabilmek için dişi aslanın önceki ailesinden olan bütün fertleri öldürdükten sonra dişi aslanla mutlu mesut bir hayat yaşar. Böyle olur. Evet böyle olur. Vay terbiyesiz aslana bak sen. Kız hakikat öyle mi? Vallahi mi? He vallahi Kaan. Ya bütün aslanın çocuklarını, torunlarını hatta en önemlisi gelinlerini bile öldürüyorlar. Anam kalk 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 kız kalk 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 kalk. Gidelim anamı durduralım yoksa vallahi o dişi aslanlar bizi de yer. Koş koş koş. Evet işte bu. Çabuk. Aslanlarını düşünün. Yavrularınızı düşünün. Aferin Bella. Like belgesel izliyorum. Oh. Ana! Ana dur! Ana! Ana dur gitme ya! Ya ana dur Allah için dur dön! Nereye gidiyorsun ana? Babamın evine! Ya ana sen delirdin. Babanın evine gideceksin de meydanı bak babalara bırakacaksın. Baksana nasıl mutlular sen gidiyorsun diye. Kız sen hangi meydandan bahsediyorsun ki? Hangi meydan benimdi de bırakıp gidiyorum? Ya ağam bana bu konakta bir avuçluk yer bıraktı mı ki ne? Bak sen eğer bu konaktan gidersen bu senin kumaların var ya beni iki dakikada küçük beslemeye çevirirler. Ne olur gitme ana ne olur. Ya oğluşum kazık kadar adam oldun ha. Bak kendini de çocukları da ezdirmeyeceğim.
Ana sen kumalarını tanımıyor musun? İki tane ortalık karıştırıcı yüzünden bizi sevenlerini bırakıp gideceksin yani. Ya hangi sevenlerden bahsediyorsun sen Nazgül ya? Anda bir sen bir oğluşum. Ya bu konakta beni başka seven bir Allah'ın kulu daha var mı? Ben varım. Biz de Pamuk Leydi'nin yanındayık. Affedersin karıcığım. Biz derken? Sen, ben, bir de ben. Yani biz barabar Pamuk Leydi'nin yanındayık. Özür dilerim karıcığım ama lütfen kendi adına konuş. Beni karıştırma çünkü ben tarafsızım. Gördün mü Kamil bacı? Hiç kendini yorma. Ben de göreceğimi gördüm. Kumalar. He, sonunda istediğiniz oldu. Ha benden kurtuldunuz. Ama asıl ben kurtuldum. Anda siz bu adamın kuması olmaya devam edeceksiniz. Ama ben mehteber duran kadın kişisi olarak hayatımı özgürce yaşayacağım. De haydi, ben kaçar. Ver şunu. Ana. Ver lan, ne ana? Betülbe. Ana. 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 Ne dersiniz karılar? Siz de möhteber gibi hürriyete kanat açmak istemez misiniz? Ağzından yel alsın ha. O ne biçim laf öyle? Yok ha. Biz Habo'yla senin kanatlarının altında gayet iyiyiz. Hadi ya. Haydi kararını ver. Benimle misin yoksa bu kelindir ağamla mısın? Ama... Ne ama? Benim yanımda mısın yoksa onun yanında mısın? Haydi söyle be. Ama hayatım bu kararlar böyle aceleye gelmez ki. Bana biraz zaman ver lütfen. Sana zaman falan veremem Kamil. Yok zaman falan. Ben Pamuk Leydi'nin yanında olacağım. Hadi bakayım. Şimdi gidiyorum odadan bütün eşyalarımı topluyorum. Bu konağa bir daha dönmemek kaydıyla bu konağı terk ediyorum. Elveda ortaçağ. Elveda faalete. Elveda kelindir ağam. Hadi bay bay. Ama bu haksızlık.